Amerika Birleşik Devletleri Kızıldeniz'i ticarete açık tutmak için uluslararası görev gücü kursa da Yemenli Husiler Gazze ile dayanışma için bölgedeki gemilere saldırma kararından vazgeçmedi. Aksine Husilerin lideri Amerika'yı tehdit ederek ülkemizi hedef alırsanız sonunuz Vietnam'dan kötü olur dedi. İsrail'den de Husilerin olası saldırılarına karşı gözdağı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Husi güçlerin Yemen'den Kızıldeniz'deki gemilere saldırmasını engellemek için çok uluslu görev gücü kurdu. İran destekli Husiler tehdit mesajı gönderip Amerika Birleşik Devletleri bizi vurursa Vietnam'dan daha kötü olur dedi. İsrail-Hamas savaşı patlak verince Yemen'deki Husiler Gazze ile dayanışma için harekete geçmiş, Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden ticari gemilere İHA ve füzelerle saldırı düzenlemeye başlamıştı. Bölgede yükselen tansiyon küresel ekonomi için büyük bir tehdit haline gelince Amerika Birleşik Devletleri Refah Muhafızı Operasyonu'nu hayata geçirdi. Misyonda İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Kanada gibi ülkelerde yer alıyor. Ancak bu hamlede Husilere geri adım attırmadı. Aksine liderleri Abdülmelik el-Husi, Amerikalılar tansiyonu daha da yükseltir ve ülkemize hedef almak gibi bir aptallık yaparsa boş durmayacağız diye konuştu. Ülkemizi hedef alan herhangi bir Amerikalı bizim hedefimiz olacak. Amerikan savaş gemilerini ve çıkarlarını füzelerle, İHA'larla ve askeri operasyonlarla hedef alacağız. Washington'a sert mesajlar gönderen el-Husi, Biden yönetimini Yemen'e asker yollamaması konusunda da uyardı. Böyle bir durumda Afganistan'da ve Vietnam'da gördüklerinden daha zorlu bir durumla karşı karşıya kalacaklarını söyledi. Söz düellosunun gölgesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Savaşın başlamasının ardından Akdeniz'de İsrail yakınlarına konuşlandırılan USS Gerald Ford uçak gemisine gitti. Austin, krizin daha geniş bir alana yayılmasına yönelik endişeleri hatırlattı. Atılan adımlarla bunun önüne geçtiklerini savundu. Çatışmanın ya da krizin daha geniş bir alana yayılmasından endişeliydik. Ama bunu önleme konusunda bence çok iyi bir iş çıkardık. Bu uçak gemisi ve mürettebatı tarih yazıyor. Bazen en büyük başarımız kötü şeylerin yaşanmasının önüne geçmektir. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Husileri uyardı. Ülkenin güneyindeki Eilat kentine hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirtti. İsrail donanması ve hava kuvvetlerinin her türlü emre hazır olduğunu vurgulayıp ne yapacağımızı biliriz diye konuştu. Yemen'deki Husiler daha önce Eilat kentine füzeli ve İHA'lı saldırı girişimlerinde bulunmuş, bu saldırılar İsrail hava savunma sistemleri tarafından önlenmişti.